Merhaba arkadaşlar ben Chipper Dwarf Fortress Rehber serimizin ikinci bölümündeyiz Şimdi Şimdi Katman seviyesini umarım Daha doğrusu katman olayını umarım iyi anlamışızdır Arkadaşlar çünkü e, Ben mesela bir arkadaşıma bunu anlatmaya çalıştığım zaman en anlaşılmayacak Olay bu oluyordu nedense Her neyse Her neyse arkadaşlar e, Umarım anlamışızdır diyorum yeniden Anlamadıysak bir daha videomuzu izleyelim yorumlarda da arkadaşlar yazabilirsiniz. Hani şunu anlamadık, bunu şey yapamadık falan filan diye yazarsanız çok iyi olur arkadaşlar. Her neseyinden. Şimdi geçelim daha iç dinamiklere arkadaşlar. Evet. D harfi designations. Designasyonlar, emirler falan filan diyebiliriz arkadaşlar buna. D harfine basıyoruz. Burada yeniden D harfi kazmak, U yukarı merdiven kurmak, I, İ hem yukarı aşağı olacak şekilde bölüm ara bir merdiven oluşturmak falan filan diye gidiyor gördüğümüz üzere. T harfi işte ağaç kesmek falan filan, H kanal açmak, J aşağıya doğru merdiven yapmak, R yukarı doğru rampak çıkmak falan mesela arkadaşlar o kadar o kadar böyle bir micromanagement istediğiniz böyle şeyi, işte kafanızda oluşturduğunuz yapıyı yapabileceğiniz türde bir oyun. Şimdi bizim yapacağımız şey öncelikle bir ağaç keselim ağaç kesmek e, arkadaşlar pek e, hoşlaşmasak da önemli bir şey. Ben burada ne yaptım? Bakınız bu karanlık oldu. Şurası şuraya bakınız burası böyle bir siyahlık oldu. Ne yaptım? Emir verdim arkadaşlar. T tuşuna bastım. Mesela D tuşuna basıyorum. Kazmaya geldik. T tuşuna bastım. Bu dwarf hack şeyi, die hack zımbırtısı. Bunu bir geçiniz. T tuşuna bastım. Chop down trees'i seçtim. Yani ağaç kesi seçtim. Ne yaptım? Enter tuşuna bastım. Seçme şeyi çıktı. Bakın şurası yanıp sönüyor. Şu kare içinde olan böl bu bölgeyi seçmiş olacak. Bu kare içinde ağaç varsa onları kesmiş olacağız. Basıyoruz ve varmış. Kestik. Bunu kesme emri verdik daha doğrusu. Kesmedik. Mesela daha iyi örnek gösterebilmek için. Şimdi şuraya bastım. Bu ağacı da içine alacak bir kare yapıyorum. Alıyorum içine şu anda. Bakınız nasıl bir kare oldu. Şöyle ve şöyle. Şöyle bir kare oldu. O bu ağacı gayet içine alıyor. Enter'a basıyoruz ve gördüğünüz gibi bunu da keseceğiz şimdi birazdan. E, bunu da kesmiş olacağız. Her neyse yeniden, yeniden her neyse bu arada e, böyle eşyalarımız üstüne mouse'la geldiğimiz zaman veya veya sadece mouse'uza değil. Bu arada demin e, şu D ya. D tuşuna basıp buraya gelmiştik ki. S'ci tuşuna basarak da geri bu menümüze geliyoruz. İki ee, iki kere tap mesela tap tuşu da şu şu harita var ya burada. Bu önemsiz arkadaşlar. O kadar önemli bir şey değil. Hani bu burada olmasa da olur. Haritayı zaten bulabiliriz. burada burada yer kaplamasına tap tuşuna basıyorum. Bir daha basıyorum ve bakınız artık orada yok. Daha çok ekranı görebilmekteyiz. Ee, oyunlarda da böyle işte FOV slider'ını seven dostlarımız için e, Onu seçebiliriz. Daha çok ekranı görebiliyoruz. Field of view'umuz yani görüş açımız, e, görüş alanımız artmış oluyor arkadaşlar. Her neyse. Yeniden yavaş yavaş tek tek anlatıyorum. Şu gördüğümüz turunculu kahverengili zımbırtı bizim vagonumuz. Hani yolculuğa çıkmıştık da bir koloni kuruyorduk falan filan ya. Onun o yolculuğa çıktığımız şey. Vagon. Şurada mesela bir eşek var. Eşekli arkadaşlar herhalde. Bu, bu eşeği biz oyunun başında seçmedik. Oyunun başında hayvanı da biz yanımıza getirebilirdik. Köpektir, kedidir. Aslında getirmek gerekiyor. Ama şimdi böyle çok basitçe anlatacağım için bu 101 serimizi. The Dwarf Fortress 101 seyimizi daha doğrusu. Bunlara hiç şey yapmadım arkadaşlar. Mesela bu eşekle büyük ihtimal şuradaki at bu vagonu çeken dostlarımızdandı. Mesela şuradaki varilin üstüne geldiğimiz zaman da sağ aşağıda sarı sarı yazılar görüyorsunuz. Gördünüz mü? Gördüyseniz onlara bakın. Mesela bakır kazmadır, bakır şimdi ne bileyim balta falan ne bileyim. Onların hepsi orada şu anda arkadaşlar. Yani vagonun içindeler. Burada yünmün görüyorsunuz. Bir şeyler var falan. Cücelerimiz burada. Bakın mekaniğimiz burada. expedition liderimiz. Bu aynı zamanda arkadaşlar yani bizim şeyimiz olacak. Madencimiz olacak. Hani bir, bir tane liderlik vermiştik ya. Büyük ihtimal odur. O mudur bakalım. Yok. O da değil ama bu adam neden lider olmuş bilmiyorum arkadaşlar. Her neyse bu bizim şeyimiz. E, tarımcımız, çiftçimiz, e, Planter yazıyor zaten üstünde de. Bu da arkadaşlar bizim e, nedir e, şeyimiz, tenirimiz yani arkadaşlar e, tabakhanecimiz mi diyelim öyle bir şeyimiz işte. Yani deri işlemecimiz diyebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda e, kumaş falan da kendisi yapabilecek şeydi zaten önceki bölümde onları gördük. Her neyse buraları hızlı geçelim dedik ve 2 saat aldık. Evet. E, şimdi bu ağaçları kestik, değil mi? Evet. Şimdi yeniden D tuşuna basıyoruz designation'dan. Bu sefer şu gördüğümüz bölgeyi kazacağız arkadaşlar şu bölgeyi. Şu sarılı burası mesela toprak arkadaşlar sarılı. Üstüne mesela gelirseniz şöyle şu aşağıya bakın. Şurada da çıkacak zaten. Şu bölgeye bakın. Ne yazıyor da? Soil walliyordu. Yani toprak duvarı yazıyor. Toprak arkadaşlar neden önemli? Çünkü tarım hepimiz tarım yapabilmemiz için toprak gerekiyordu. Buralar büyük ihtimalle bizim ilk katımız ve aynı zamanda Tarım bölgemiz olacak büyük ihtimalle. Şimdi D tuşuna bir daha bastık. Kazmayı seçtik. Şeylerimizle, yön tuşlarımızla ilerledik, ilerledik, ilerledik. Buraya kadar geldik. Değil mi arkadaşlar? Şu yukarı oklarda burasının rampa olduğunu, buradan yukarı çıkılabileceğini, burası bir katman ya, buradan üst katmana geçilebileceğini gösteriyor. Şimdi büyük tuşuna basalım. Shift'imizin yanındaki... Evet bak bir üst katmana çıkabildik şimdi. Evet gerçekten burası rampaymış ve üst katmana çıkabiliyormuş. Buralar da öyle. Basalım. Evet gözümüzü buraya da çıkabildik. Yani böyle bir tepe var burada. Bir tepe oluşumu var farkındaysanız. Buralar yer. Bu ağaçların tepesini falan görüyoruz artık. Böyle bir rampa oluşumuyla hani işte yükselti olmuş burası biraz tepe gibi bir şey var burada. Her neyse, her neyse arkadaşlar anlayacağız bunları. Shift tuşuna basıp e, yön tuşlarında basarsak böyle bakınız, 5'li 6'lı falan böyle bilmem kaçlı atlayabiliyoruz. Ama normal basarsak yavaş yavaş gidiyoruz. Şimdi buraya bir e, kazma emrimizi verelim. Enter'a bastık. Seçtik şu an Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi orası parlıyor. Şuraya doğru geldim ve bir daha Enter'a bastım. Gördüğünüz üzere o hol, o böyle e, şey burası. Bu böyle hol şeklinde kazılacak demektir. Tabii ki bu yeterli mi? Hayır. Bir tane daha açalım cücelerimiz için şöyle. Evet böyle ikiye, 2 ikiye, ikiye bilmem kaçlık işte. Kaçlık artık işte arkadaşlar bu. Bu kadarlık buraya bir koridor yaptık şu anda. Yani yapmadık da daha doğrusu kusura bakmayın yeniden. yeniden hıçkırık tutumu baş verdi arkadaşlar. Şimdi burayı şey emri verdik. Burayı kazılmasının emrini verdik. Şuraya da iki tane de ağacın kesilmesi emrini vermiştik. Şu an bunu emrini verdikten sonra Hazır bunu seçmiştik. ESC tuşuna basıyoruz. Yeniden bu ekran'a geliyor. Şimdi oyun şu zamana kadar hep duraksama evresindeydi. Yani oyun böyle başlatıp durdurabiliriz. Oyun aslın, aslen daha doğrusu aslın ne demek ya? Aslen turn-based bir oyun. Yani e, sıra bazlı bir oyun. Ancak bu sıra baz öyle bir şey ki hani buna sıra bazlı diyebiliyorsak hayatımız da sıra bazlı olabilir. Hani oyun böyle saniye saniye gidiyor gibi bir yapısı var. Hani her saniye bir turn, her saniye bir el, bir sıra gibi bir şey. Space'e bastığımız zaman bakınız cücelerimiz kendi kendine bakın gitti bu burada mesela şu ağacı kesmeye başladı. Bu kim bizim? Bir daha space'e bastım bu arada oyunu durdurmak için. Bu kimdi bizim? Marangozumuz aynı zamanda odun kesicimiz. Bakınız gitti buraya vurmaya başladı şu ağaca. Bu ağacı kesmeye başlıyor şu anda. Bu ağacı kesecek yani bu adam. Şeyimiz nerede? Madencimiz nerede? Bakınız burada. Madencimiz de bunları kazmaya gidiyor. Şurayla uğraşıyor şu anda. yerle uğraşıyor şu anda. Bakınız orayı kazdı. Buraları kazdı. Kaza kaza gidiyor arkadaşlar. Şu an oyunu yeniden space'e basıp hareket ettirdiğim için. Bakınız ne güzel kaza kaza gitti oraları. Buralar hep tarım yapabileceğimiz çok güzel bir bölge bu arada. Yeniden diyeyim. Şimdi bir tarla oluşturalım. D tuşuna basıyoruz. Kazmayı seçtik giriş yerimizi yaptık. Mesela buradan girebilir adam değil mi? Şöyle ikilik bir yer yaptık. Birlikte de yapabilirdik ki rahatça girsinler diye. Ee, şimdi ne yapıyorum? Ee, yavaş yavaş göstereyim yeniden. Yeri seçtim. Tamam mı? D harfiyle. Mine'ı seçtim. Enter tuşuna bastım. Bu alanı seçme şeyi belli belirlendi. Şimdi hızlıca yapmak istiyorsam Shift tuşuna basılı tutarak bir kere sol e, yön tuşuna basıyorum. Bir kere de aşağı yön tuşuna basıyorum. Bu sayede böyle kare bir bölgeyi seçmiş oluyoruz. Burada mesela gayet rahat rahat tarım yapılır. Bayağı da ileri ileriye dönük bile olur yani buranın tarımı. ESC'ye basalım. Space'e basalım. Oyunumuz devam etsin. Şimdi bakın madencimizi görüyorsunuz. Hemen gitti buraya işine devam ediyor. Bu sırada arkadaşlar bizim marangozumuz da ağaçları kesmiş. Bakın burada chestnut e, odunları falan var. kestane ağacı e, odunlarımız var burada. Daha doğrusu tomruklarımız diyelim. Şimdi bu tomrukları ne yapacağız? Kestik bunu. Bu arkadaş da bakınız burada şey bulmuş. Taştan duvar mı var bulmuş. Kesiyor buraları madeni kazmakta şu anda. Bu ağaçlarla ne yapacağız? Evet arkadaşlar ağaçlarla ne yapacağımız önemli. Çünkü oyunumuz ana şeylerinden biri bu. Bütün üretimimiz bunlara dayanıyor diyebiliriz. Buildings var arkadaşlar. Yapılar. B tuşuna basıyoruz. Karşımıza bir sürü bir şey çıkıyor. Yoksa yataktır, oturaktır, ne bileyim e, mezardır, kapıdır, bilmem nedir falan filan bir sürü bir şey çıkıyor arkadaşlar. Hatta bakınız kulübe falan böyle var. Köpek kulübesi. Evet, şey var, masa var, bir şeyler var. Biz workshop'a gireceğiz. Yani W tuşuna basacağız. Hatta e, şey yapabiliriz şöyle artı tuşuna basıp. Şu artı, artı ve eksi mesela. Artı aşağıya götürüyor. Eksi yukarı götürüyor bizi. Artı tuşuna basıp buradan tek tek de seçebiliriz. Hani böyle adım adım da gidebiliriz. Workshop'a geldik. Enter'a bastık. Girdik workshop'a. Karşımıza neler çıktı? Leatherworks var. Koyan var. Minstone, Loom falan bilmem ne. Bir sürü bir şey çıktı arkadaşlar. Bunlar nedir? Bunlar bizim cücelerimizin çalışabileceği iş yerleri arkadaşlar. Evet. iş yerleri. Mesela şu an bize ne gerekiyor? Bir tane marangoz iş yerimiz kesinlikle gerekiyor. Çünkü marangozlar ne yapar arkadaşlar? Bizim sandalye yapar, yatak yapar, kapı yapar bir sürü bi bilimum şey yapar. Şimdi ne bileyim ee, şey yapar. Nedir o su kuyudan su çektiğimiz cismin adı nedir arkadaşlar? Ondan yapar. Yani kova falan yapar. Evet kova ismini hatırlayamadım bu arada. Farkındaysanız <laughs> kova yapar. Bir sürü bir şey yapar arkadaşlar. O yüzden bir marangoz yeri ne basıp enter'a basıyoruz. Şimdi şu gördüğümüz şey böyle bir bir şey çıktı ya burada. Şurada arkadaşlar. Bu bizim marangoz hanemizin yapılacağı yer. Nereye yapalım? Şuraya bir yere yapalım. Normalde tabi buraya yapılmak şey olmaz ama hani oyunu bir hani 101 amaçlı zaten bu. Normalde daha derinlere yapmak. Hani buraları kazıp buraları mesela hep kazıp daha derinlere inip oraları yapmak daha mantıklı. Çünkü daha güvenli arkadaşlar. Şimdi buraları yoksa normalde buraya yaparsanız buraları duvarla falan çekmeniz gerekiyor. Duvar falan çekmeniz gerekiyor ki saldırganlar daha zor girebilsinler. Sizin iş bölgelerinize üretiminizi kısmasınlar. Her neyse onlara da gireceğiz. Şimdi buraya bir şimdilik bir marangozhane açalım. Şu bölgeye mesela şuraya açacak böyle 3'e 3'lük bir alana. Enter'a basıyoruz. Neylerden yapayım diyor. Hani hangi maddeleri kullanarak yapayım diyor bunu. İşte yok ardıç mı ne bu alder ne onu, onu mu kullanayım kestane ağacını mı kullanayım falan diyor. Biz buna mesela artıyla yine bunu da değiştirebiliyoruz. Chestnut'ı kullan diyoruz. Kestane ağacını kullan diyoruz. Enter'a basıyoruz. Evet bu emrimizde verdik. Başka ne gerekiyor? Mason e, hane gerekiyor. Masonlarımız için iş yeri gerekiyor. Neden arkadaşlar? Yine e, taştan da bir sürü şey oyabiliyoruz. Mesela şimdi buralar taştanmış. Üstüne geldiğimizde bakınız şurada. Yeniden göreceksiniz yapısının ne olduğunu. Stonewall diyor. Yani taştan duvar. Taştan burada bir yer var böyle. şurada Şunlar gibi aynı. Bu taşlar arkadaşlar biz burada işleyebileceğiz. Neden işlemeyelim? Boş yere niye dursunlar değil mi arkadaşlar? O yüzden Mason Workshop M harfi veya artı veya eksi tuşlarıyla bunu seçme seçerek böyle geliyoruz. Mesela şimdi M harfine basacağım. Farklı bir yere gidip. M harfine bastım. Gördüğünüz gibi Mason Workshop'u seçmişiz. Yerleştirileceği yer diyor. Ee, mesela onu hemen yanına değil. Işte böyle bir e, karelik boşluk yere koyalım. Şöyle şurada dursun. Bunu da buraya yap diyoruz. Evet. E, kestane kullan diyoruz. Enter'a basıyoruz. Kestane ağacı kullan diyoruz. Mesela şu an iki şeyimizi, iki böyle ana yapımızı inşa etmeye başladık bile sayılabilir arkadaşlar. Şimdi başka bir hususa gelelim. Bu dwarf terapisti açtık mesela arkada niye açtık? Arkadaşlar cüceleriniz <laughs> iş bölümü yapıyorlar ya. Mesela şimdi bir daha rit dwarf diyelim. Ha şimdi çok daha güzel çıktı burada. Şimdi gördüğümüz üzere arkadaşlar madenci olan kim var? Eştur üştum galbimem ne var? Arkadaşlar görüyor musunuz? Bir saniye şunu şu nothing dediğimiz zaman oluyor yok yine bu çıkıyor. Bunun migration wave yapalım şu anda. Bunlar ilk yedi cücemiz bizim 125 yılının baharında gelmişler bizim kolonimize. Burada yaptığı işler falan var. Bakınız biri balık tutmaya başlamış bile. Mesela bu adam kimmiş? Şu şuraya geliyoruz. İşi, işi yazıyor profession. Üstüne geliyoruz neymiş bu? Adam zaten balık şeyinde uğraşıyormuş. Balık işçisiymiş. Bir bayan adam dediğimiz iki tane bayanımız var. 5 e, tane de erkeğimiz var. Bu ne? Hı, bu da arkadaşlar evet 5 tane erkeğimiz var. Hayır arkadaşlar bir tane e, şeyimiz var. <laughs> e, eşcinsel bir beyefendi de var burada. Hani <laughs> erkekmiş ama eşcinselmiş. Gördüğümüz üzere. Her neyse. E, öyle bir, Mesela bu herhalde yeni eklenen bir şey. Çünkü hiç öyle bir şey yoktu arkadaşlar. <laughs> e, onu da ilk defa görüyorum. Mesela bakınız burada verdiğimiz şeyleri göre Bu adamların işi. Bunu oyun içinde de yapabiliyorsunuz. Bu programa hiç gerek yok. Ama oyun içinde yapmak o kadar meşakkatli ki arkadaşlar böyle bir sürü tuşa basma, basmanız gerekiyor. O yüzden direkt buradan hızlıca yapabiliyorsunuz. Çok güzel bir şey o yüzden. Mesela e, kimlerimiz var? E, şu e, arkitekt yazıyor eskiden de şimdi herhalde building designer mı demişler. Evet. Şimdi işlerimiz burada. iş şeylerimiz. Bakalım şimdi e, yapımcı. Hani bir emir verdiğimiz zaman onu yapacak adam ha, architecture burada varmış hala. Bu kim olacak? Bu önemli arkadaşlar. Şimdi elimizde bir tane mimar zaten var. Mimar neden önemli arkadaşlar? Çünkü orayı dizayn edecek olan, hani nasıl bir şey yapılacak, hani ne bileyim o o, o marangozhane ve e, mason e, yeri nasıl olacak, nasıl yapılacak falan onu belirleyen, işte planını çizen falan mimar arkadaşlar orayı yapacak olan yine bizim masonumuz veya şey marangozumuz olmasına rağmen öncelikle planını çizilmesi gerektiği için mimara ihtiyacımız oluyor. Şimdi mesela bu adam kimdi? Buna da bence mimarlık verebiliriz. Bizim carpenter'ımıza yani marangozumuza da. Evet şuna bastım. Buraya bastım. Şimdi diyorum ki commit changes. Değişiklikleri yap. Artık bu adam da mimarlık yapabilecek. Sikili olmamasına rağmen bu konuda bir deneyimi olmamasına rağmen arkadaşlar tutup onu yapabilecek. Önemli mi deneyimi olup olmaması hiç o kadar önemli değil şu an için. Bazı şeylerde önemli mesela ne bileyim zırh yapmada silah yapmada önemli. Çünkü iyi zırhçılı iyi silahçı falan veya iyi işte demirci iyi metal zanaatkarı falan iyi şekilde e, ee, silahları iyi dövüyor. Güçlü silahlar, güzel silahlar veya güzel zırhlar oluşturabiliyor ama aynı zamanda yemek için de aynısı geçerli. İçki için de de. Hani onu sağlam içkiler, sağlam yiyecekler falan yapabiliyor ama hani böyle şeyde mimar o kadar önemli değil. yani yapsın bir şey. O kadar önemli bir şey değil zaten. Yani tutup maron gazane koyacak. Yani öyle önemli bir şey olmadığı için şimdilik bunu öyle diyebiliyoruz. Burada mesela bütün verebileceğimiz işler falan olmakta gördüğümüz üzere. İşte ne bileyim simyagerlikten şeyler nedir onun adı? Kol, kolları şey yapmaya, çevirmeye, yol yapımından işte bir şey de inşa etmeye, bir şeyin yıkmaya falan, bir şey inşa etmek, temizlemek, odun taşımak, su taşıma falan böyle bir sürü bir şey var. bunlar mesela en boş işler, Hani bunlar herkes bunları yapsın bir kere. Yani şu simya geldi hariç. Ee, i̇şte mesela başka neler var işlerimiz. Ee, kitap yap yapımcıları var, ee, şey var, yaprak yapımcıları var, hani kitabın yaprağının yapım sayfa yapımcıları var, i̇şte yok arıcılar var, bilmem neciler var, bir sürü öyle işimiz var. Her neyse bunu biz dedik mesela şimdi artık boşta durmakta olan, boşta durmakta olan şeyimizde mesela idler bu da beş kişi şu an boşta duruyor bir tanesi yani seçtiğimiz biz marangoza mimarlık yapsın demiş. Gelip buraları dizayn edebilecek artık bu büyük binaları. İkisini de dizayn edebilir. Ya yani bunun işi bittiği zaman gelip buraya bunları dizayn edebilir arkadaşlar. E, ee, onu şey yaptık şu anda. Şimdi bir tane daha bir şey yapalım buraya. Başka ne yapalım? Tabii ki arkadaşlar balık yeri yapalım. Balık yeri. Fişeri yapalım. Balıkçı. Bu balık e, tutulduğu zaman gelip buraya şey yapabilsin. balığı içini temizlesin falan. Yiyecek olarak bize geri dönüşünü sağlayabilsin cücelerimiz. Evet kestane ağacından yapılsın diyoruz. Enter'a basıyoruz. Evet şimdi oraya balıkçı falan filan bir sürü bir şey konacak. Şimdi Resume diyorum space'e basıp. Devam ettiriyoruz oyunumuzu. Bakınız gördüğümüz üzere marangoz gitti. Kendi marangoz ailesini dizayn etti ve şimdi oraya yapmaya başladı. Gördük mü? Şimdi buralar mesela dizayn olmuş ama şey lazım mesela buranın yapımına balıkçı lazım. Buranın yapımına mason lazım falan. Şimdi orada ne lazım olduğunu nasıl görüyoruz? Yine burada durdurayım. Arkadaşlar Q harfimize. Q harfimize basıyoruz. Q harfimiz e, böyle bir iş verme veya durumu nasıl ona bakma tuşumuz gibi bir şey. Mesela bunun üstüne geldik. Şunun üstündeyiz şu anda. Bu e, masonluk işte taş e, işçi taş neciliri işte ya taş işçileri mi ne arkadaşlar. Onların e, iş hanına geldik ne gerekiyormuş buranın yapımı için masonluk gerekiyor o yüzden de inşa inaktif durumda şu anda ne neyi bekliyormuş masonluğu bekliyor waiting for construction diyor yapım için bekleniyormuş şu anda masonluğu neden bekliyor çünkü bakın bu adamın işi var bu adam neydi hem madencisi hem masondu bunun işi olduğu için bunun işini bitip bunu yapması bekleniyor arkadaşlar şu anda bu arada burası pek hayırlı bir yer çıkmadı çünkü bu taşların üstüne tarım kuramıyoruz biraz daha bunu tarım şeyimizi ileri alabiliriz. Ee, burası ne bekliyormuş? Bir yandaki balık yere. Ne, deki, ne, 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 bekliyormuş? Herhangi bir balıkçılık skili bekliyor. <laughs> ee, bu da birazdan herhalde aktif olur. Escape'e bastık yine. Space'e bastık. Devam ettiriyoruz oyunumuza. Evet gördüğümüz üzere oyunumuz devam ediyor. Bakın mesela burada balıklar malıklar var suyu da görüyor musunuz? Pardon yanlış tuşa bastım. Şimdi e, mouse'umuzla gidiyoruz buraya. Bakıyoruz. Bakınız e, burada tuşa bastığımız zaman da şeyimiz buraya geliyor direkt. İkonumuz buraya geliyor. Burada niye balıkları göremedik? Çünkü bir alt katmanda. Hemen shift ile küçültme tuşumuza basıyoruz. Bir alt katman iniyoruz. Bakınız burada mı balık? Yok. Bu balıkları göremiyoruz arkadaşlar. Ne oldu, ne balığı olduğunu. Herhalde tutunca falan görebiliriz. Ama mesela şunu görebiliyoruz. Şu cis, şu hayvanlarımız kapibaralar. İki tane kapibara var burada. Öyle takılıyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hatta daha fazla var ya kapibaralara baksanıza 1, 2, 3, 4, 5 tane kapibara ortalıkta gezinmekte şu anda. Ee, böyle bir şeyimiz var. Mesela balıkçı geldi şimdi. Balık işleriyle uğraşan kişi geldi. Bakın balık şeyini yapıyor. Bu masonun işi bittiği zaman da gelip kendi şeyini yapacak. Hatta yine durduralım space'e basıp. D tuşuna basalım yine. Yani designasyonlara. Gördüğünüz remove designation X tuşu. X tuşuna basıp buraları mesela seçmiştik ya şuraları. Şuradayız arkadaşlar. Şu sarıyı takip edin. Sarı okum var ya. Buradayız ya şu anda. Burayı yeniden seçebilirim. Ve şu an o görevi iptal etmiş oldum. Dedim ki buna sen o görevi yapma boş ver onu dedim. Bakın. Şimdi yapmayı durduracak onu. Resum diyelim. Evet gitti mesela büyük ihtimal şu şunu şunla yapacak şimdi. Buradan odun alacak bunu yapmaya gidecek. Evet. Gördüğünüz gibi Mason yerini yapıyor şu anda. Gördüğüm gibi yaptı. Evet. Şimdi e, biraz daha şu yukarıları kazacağım. D tuşuna bastım. Bir daha D tuşuna bastım. Kazmayı seçtim. Şu yukarıları kazayım biraz. Çünkü e, tarla kurmam için bana toprak bir yer olması gerekiyor. Buralarda taştan. Şu etrafı taş yer. Gördüğünüz gibi bak stone floor yazıyor yine burada. Şuraya bakın. Gördük mü? Stone floor yazıyor. Stone floor yazdığına göre de arkadaşlar orada şey yapamıyoruz. Ee, yani taş bir zeminde tarım yapabilir misiniz? Yapamazsınız arkadaşlar doğal olarak. O yüzden yapamıyoruz bizde. Evet biraz böyle kötü hemen ee, şey seviyesi az yani buranın toprak seviyesi az miktarda olan bir yer. Ama olsun buralarda da tarım yapılır. Yapacağız zaten. Bakınız burada bakın bir sürü şey bulduk hatta. Mücevher falan bulduk. Bunlar önemli arkadaşlar. Bunları satabiliriz. Bunları işleyebiliyoruz mücevherleri. Aynı zamanda satabiliyoruz da direkt. Ama tabii önce işleyip sonra satmak daha mantıklı oluyor. Evet gördüğünüz gibi madencimiz buraları kazdı. Şimdi yine geliyoruz B harfine. Buildings'e. Şimdi buradan farm plotu buluyoruz. Farm plotu bulacağız. Buradan tıklayamıyoruz. Artı tuşuna basarak aşağı iniyoruz ve bunu seçiyoruz. Evet. Seçtiğimize göre bakınız buraya getirdim kendisini. Bu enter'a basıp büyüterek yapacağımız bir şey değil. Bakın burada yazıyor zaten. Boyunu ve genişliğini UMKH tuşlarıyla ayarlıyoruz. Tarlamızın boyutu ne olacak? Şöyle bir tarla nasıl olur burada? Hatta şöyle yaparsak bence güzel olur. Şu yeşil alanların hepsi tarla olacak. Yani tarla yapılmayı elverişli alanlarmış bunlar ve bunları da ekim yapabileceğiz buralarda. Yapalım diyoruz. Seçtik mi burayı? Enter'a basıp onaylıyoruz seçimimizi ve buraların her yeri bakınız buraları bir sürecekler falan şimdi bizim tarlacımız. Kimdi bizim tarlacımız? Bu, bu adamdı. Datan Listat e, Makol adlı bizim çiftçimiz gelip buraları şimdi ekecek mekecek. Ekmeyecek de daha. Onu da ayarlayacağız. Daha burayı buraya sürecek ne ekileceğini de hangi ayda daha doğrusu ne ekileceğini de biz karar vereceğiz yine. Neyse oralara da geleceğiz. SC tuşuna basıyoruz yine. Yeniden kendi ekranımızdayız. Şimdi diyoruz ki Q tuşuna basalım. Bastık. Q tuşundayız şu anda. Evet. Sarı harfi. sarıya doğru bakın. Sarı mesela şuraya geldi şu anda. Burada sarı. Şu sarıyı takip edin. Buradayız. Carpenters Workshop'tayız. Marangoz Tamam mı? A yeni bir görev ver diyor. A tuşuna basarsak yeni bir görev ver diyor. Marangozumuza görev verelim. A tuşuna basıyoruz. Ne yapmasını istiyoruz marangozumuzun? Bize bir tane varil yapsın diyoruz. Öylesine bir şey veriyorum. Enter'a bastım. Bir tane varil yapma görevi var şu an. Bir daha A'ya basıyorum. Ne yapsın? Bir tane yatak yapsın. Yatak yap diyoruz. Tutup bir daha yatak yap diyoruz. Diyoruz ki ulan bir daha yap, bir daha yap, bir daha yap. Kaç kişi? 7 kişiyiz zaten. 3, 5, 6, 7 arkadaşlar. 7 tane yatak yapacak. Bir tane şey yapacak. Ne Varil yapacak. Bir tane de ne yapsın? E, sandalye yapsın arkadaşlar. Bir tane de ne yapsın? Bize e, masa yapsın. Bu görevleri verdik şu anda. Bakınız. Bu arada oradan e, A tuşuna basınca, basınca dur şunu e, C tuşuna basarak cancel edeyim. Bakınız şurada yazıyor. C tuşu cancel test. C tuşuna bastım. A tuşuna basarak add new task dedim. Yine artı ve eksi tuşlarıyla burada hareketimi sağlıyorum. Hani oyun indirip benimle birlikte böyle yaparsanız çok daha iyi anlayacaksınız. O yüzden öyle yapın arkadaşlar. Böyle benimle birlikte yapın şu an bu olanları. Hani bu oyuna bir girdiğiniz zaman zaten bırakamıyorsunuz hani. Böyle saatleriniz bir anda saatleriniz geçiyor. Çok aşırı zevkli bir oyun. Bu artı eksi tuşlarına basarak buradan bir masa oluşturalım dedik ve evet. Şu an bu görevleri marangozumuza verdik. Hemen yön tuşlarıyla gidiyoruz. Nereye geldik? Masona. Masona ne görev verelim? A tuşuna basıyoruz. Bize ne yapsın masonumuz? Bakın şurada dört tane taş, kaya çıkmış durumda. Bu kayaları kullanalım. Dört tane bize kapı yapsın. Basalım. Basalım. Bakınız kapı burada. D harfini direkt mesela D tuşuna basarak da şurada gördüğünüz gibi D tuşu kapı yap. D tuşuna basarak kapı yapabiliyor. D tuşuna basarak da yapabiliyoruz. Mesela A diyoruz. D harfine basıyoruz. Kapı yap demiş oluyoruz. A diyoruz. D harfine basıyoruz. Kapı yapmış oluyoruz. Hani kapı yapmış olmuyoruz da hani kapı yap emri vermiş oluyoruz. Burada şey yapabiliriz. Mesela bu balıkçı gibi böyle durmadan, iş, işlerin durmadan olacağı şeylerde o otomasyona gitmiş. Balık tutulduğu anda zaten burada hep bir görev var. Hani... ...balığı hazırla işte içini kılçını çıkar falan gibi bir görev var. balı tutan adam gidip balın kılçını çıkartıyor. Onu hazır hale getiriyor. Yenilebilir hale getirdikten sonra yerine koyuyor. Onu hani bizim kendimizi böyle işte yok işte prosesör falan bunları dememize gerek yok arkadaşlar. A tuşuna basıp ama hani bakınız burada da bir sürü böyle seçeneğimiz var. İşte balıktan mesela bir şey özütünü çıkartabiliyoruz. Canlı balık yakalayabiliyoruz. Mesela ak akvaryumdur hamam yapacağız diyelim kalemize. O yüzden mesela balık koyabiliriz içine. Veya e, e işte şey çiğ balığı işleyebiliyoruz. İşte ne bileyim tütsüleyebiliyoruz falan filan. Her neyse. SC tuşuna, SC tuşuna bastık. Yeniden buraya geldik. Space'e basıp resume diyoruz. Şimdi bakın. Bir şeyler olmaya başladı. Ne yaptım? Marangoz tuttu. Odun aldı buradan. Kestiğimiz şeylerden. Tutup burada şey yapımına başladı. Artık neye önce başlıyorsa ona başladı. Madenci ne yaptı? Gidip buradaki taşlardan birini aldı ve mason hanesine götürüyor. Orada tutup şey yapacak. Ne ne, ne dediysek onu yapacak. Kapı yapacaktı, işte. Kapı delik. Burada ne oluyor? Tarım. Tarım oluyor arkadaşlar burada da. Gördüğünüz üzere bizim Çiftçimiz tarlaları sürüyor şu anda. Tarlaları sürmekle meşgul. Buralarla uğraşıyor şu anda. Bakınız şey yapıldı burada. Kapı yapıldı. Bakın sarıyla yazan bir şey var. Şu zamanı durdurayım. Bakın şurada sarıyla yazacak. Gördün mü? Limestone do doğru yazıyor. Limestone'dan işte neydi lime? İşte ne ne taşıysa artık. Bu kadar terim bilmiyorum yani bu taşların nedeniyle ilgili. Bu bu kapıdan yapılmış. Mesela buraya geliyorum. Ne var? Bakınız yine sağ aşağıda sarı yazanlara. Şurada yazanlara. Orada ne yapılmış? Varil yapılmış. Bir tane kestaneden varil yapılmış. Kestane ağacından işte yatak yapılmış. Ve kestane ağacı tomrukları orada bulunmakta. Yani şu an şey bizim marangozumuz onun yapımı ile uğraşmak olduğunu anlıyoruz buradan. Uğraşsın diyoruz. Space'e basıp resume diyoruz. Oyunumuza devam ettiriyoruz. Oyunumuz devam etsin diyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunumuz devam ediyor. Burada balıklar var. Balık tutuluyor. Bir şeyler oluyor arkadaşlar. Şimdi 4 kişimiz boşta bekliyor diyor. Oo, bu ne böyle? Bakınız mesela burada şu nehir kunduzu hızlıca koştu buradan ünlem işareti çıkması onun endişeli olduğunu gösteriyor. Hızlı bir şekilde buraya geldiğine göre bir şey var. Büyük ihtimal şu kapıba aralardan kaçıyor arkadaşlar. Bu ne? Evet bu da yine nehir kunduzu. Evet nehir kunduzları böyle kaçıyor. Böyle her şeyin kendi ekosistemi var. Her şeyin kendi boyutu var. Yani aynen gerçek hayatta gibisiniz arkadaşlar. Şimdi ha evet olmuş. Şey, tarlamız şu an sürülmüş vaziyette. Peki nasıl ekin? işlemini yapacağız. Nasıl ekeceğiz bir şeylerimizi? Ekip biçeceğiz. Ona gelelim şimdi. Bu arada kapı falan da yapılıyor. İki tane kapı yapılmış. Bakınız burada yataklar yapılmış, bilmem neler yapılmış. Hani üretim devam ediyor şu anda. Şimdi zamanı durdurduk space tuşumuza space tuşumuza basıp ya da space tu 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 tuşumuza basıyoruz arkadaşlar. <laughs> şimdi bu tarlayı arkadaşlar hemen işleyelim. Q tuşuna bastık. Q tuşuna bastık. Yan Tarlaya doğru getirdik. Tarlanın üstünde tarlayanıp sönüyor. Sağ yukarıya baktığımız zaman. Plum Pelmut var. Dimple Cup var. Quarry Bush var. Sweet Pod var. Görüyor musunuz bunları? Bunların zaten diyor ki sen şey yok. E, nedir onun adı? E, tohumu yok diyor. Plum Pelmutlarım var. Plum Pelmut'a geliyoruz. Enter'a basıyoruz. Şimdi. Şu an bunu ne için şey yaptık? Bahardayız şu an. Bak A Spring diyor. Bahardayız baharda bu tarlaya plan Pelmut ekilip biçilecek demektir. B tuşuna basıyoruz. Yazın. Bu tarlaya plan palmutu seçelim. E, artı eksiden seçtik plan palmutu. Artık yazın da buraya plan Pelmut ekeceğiz. C tuşuna bastık. Sonbahar. Plan palmutu seçtik. Enter'a bastık. D tuşu. Kış. Kış da plan yapsınlar. Hep plan Pelmut burada. Bu tarlada hep plan Pelmut ekilsin diyoruz şu anda. Onu yaptık mı? Yaptık. Bakınız burada mesela işte fertilize et falan filan bilmem ne var ya her şeyde nedir onun adı her sezon işte fertilize et ne bileyim işte ilk barda yazda kışta falan filan ayrı ayrı fertilize etme şeyi var. Ama biz tabi öyle demiş çünkü fertilize etmek için işte leşeme şey ihtiyacımız var ya gübreye ihtiyacımız var. Şu an onlar elimizde olmadığı için sorun değil o. Arkadaşlar yanlışlıkla şey çıktı bu arada kusura bakmayın. O sorun değil arkadaşlar. Biz devam edelim. E, SC tuşuna basıyoruz. Resum diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. E, şimdi gördüğümüz gibi e, buradaki bizim tarımcımız. Bakın elinde böyle bir nokta var. Görüyor musunuz? Bir nokta var üstünde daha doğrusu. Bunun elinde olduğunu e, tabii anlamayabilirsiniz. Ilk başta. Bu noktayla arkadaşlar bu tarlaya doğru gidiyor. Bu nokta şey tohum. Tohumu buraya ekmeye gidecek şimdi bizim çiftçimiz. Gördüğümüz gibi gittiği. Tohumunu ekiyor. Evet bu sırada son taşını da hallediyor sanırım bizim masonumuz. Götürmekte şu anda. Bakınız. Ee, şeyimiz. Marangozumuz işini bitirdi mi? Bakalım. Sanırım marangozumuz da işini bitirdi. Şu aşağıda da şey görebiliyorsunuz. Yağmur yağmaya başladı falan filan diyor arkadaşlar. Yağmur yağmaya başlamış oyunda. <laughs> Gördüğünüz üzere. Şimdi tutuyoruz buraya geliyoruz. Hayır aslında daha işi varmış ya bu adamın. Herhalde dinlenmeye falan geçti arkadaşlar. Olsun bu yapar o işlerini. Devam ettirelim. Bak gördüğümüz gibi yine bizim çiftçimiz eşyalı şey alıp tohumlar alıp ekmeye devam ediyor. Şimdi yapacağımız şey yine D harfine basıyoruz. Yine buradan da D harfine basıp kazmayı seçiyoruz. Sarı, sarıya odaklanın. Şu sarıya. Şu anda. Gelip bu yolumuzu biraz ilerletelim. Şöyle buraları kazalım. Buradan da downstairs diyor ya arkadaşlar. J harfine basıp aşağı doğru merdiven yapalım. Şu boyutta bir şey yapalım. Şimdi i harfine basıp up and down stair diyor. U slash D e, Buraya aşağı doğru merdiven koyduk ya. Yine tam bunun hizasına bir alt katmana geçip oraya da merdiven koyacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Shift ile e, küçüktür tuşuna basıyoruz. Bir alt katmana indik. Enter tuşuna basıyoruz, seçtik. Böyle geliyoruz, seçimimizi yapıyoruz. Bu hem yukarı, işte şimdi bu yukarıda merdiven var, aşağı doğru inen merdiven var. Bu aşağı doğru inen merdiveni hem yukarı doğru birleştirecek, hem aşağı doğru yeni bir merdiven yapacak bu. Bu X'ler var, up and down stairs. Yani böyle iki taraflı merdiven yapacak gibi bir şey diyebiliriz arkadaşlar. Bunu yine siz oynayınca daha iyi anlayacaksınız. Hani buradan da bak çok dikkat edin söylediğimi. Buradan biz ne yaptık? Bak saraya odaklısınız umarım. şuraya odaklısınızdır. Ee, aşağı doğru merdiven kazdırdık, bir aşağı inelim. Burada ne yaptık? Hem yukarı hem aşağı merdiven kazdırdık. Yani bu yukarı merdiven, büyük üst kata çıkarsak, şu aşağı merdivenle birleşecek. Anladık mı burayı? Bu ya da bu aşağı merdiven, şu şunun yukarı merdivenle birleşecek. Bunun aşağı merdiveni de bir katman daha aşağı inecek. Yani basalım bir daha. Bir katman daha indik. Bakın 135. katmandayız. Şuraya bakın. Sağ alta bakın. Şu 135 diyor ya. Bakın şimdi 136'ya çıktık. 135'e indik. Bu onu gösteriyor. Bu katman seviyemizi gösteriyor. Hangi katmandayız onu gösteriyor. Mesela bir alta daha in inecek. Oraya da bağlayacak demek. Ne yapalım? Biz buraya da bir e, merdiven çekelim. Gördüğünüz gibi oraya da merdiven çektik. Şimdi ESC tuşuna basıp Space tuşuna da basıyoruz. Resume diyoruz. Şimdi bizim masonumuzun işi bittiği zaman gelip buraları kazmaya başlayacak arkadaşlar. O zaman e, olayı e, çok daha iyi anlayacağız. Şimdi bakınız masonumuz burada neyini yapıyor? 4 tane şey kapı yapımını bitirmiş. Mesela yağmur yağdığı için bakın şu an böyle şunlar oluyor ya bakın etrafta böyle mavi mavi parıltılar oluyor bir şeyler oluyor. O yağmur yağıyor demek oyunda. Zaten aşağıda da yazıyor yağmur yağdı. Mesela şu an başka bir şey yazıyor İşte işte güney bataklıklarında yakalayacak bir şey yok diyor. Hani burası şu an biz bataklık tarzı bir yerde bir bir yerde olduğumuz için arkadaşlar öyle diyor. Normalde hani işte yok güney tarafında falan der. Mesela bakın burada da balıkçımızın yakaladığı balıklar falan var. Çiğ somon balıkları falan var. Yakalamış, kıyıya koymuş öyle. Onları falan işleyecek. Neyse biz buraya bakalım bu sırada. Gördüğünüz gibi kes e, buraları kesmeye diyorum ya. Kırmaya başladı. Evet. Bu arada çok güzel bir şey daha oluyor. Tam bunun yanında Bakınız şuraya arkadaşlar ee, buraya ekim olmuş ekim başlamış ekmeye başlamış şurasıyla şurasının farkını anlayabiliyor musunuz? Bak, Şu tam kahverengi burada bir yeşillik var yani daha burası yeni ekilmiş demek bu Artık e, Ekin büyüdüğü zaman bu tabi görüntüsü iyice değişecek Eğer asçıyla oynamıyorsanız tabi, asçıyla oynuyorsanız valla Bayağı şey arkadaşlar asçıyla falan Hani yok oyunun şey grafidir marafidir deyip Aman oynamaya kalkmayın özellikle yeni oyuncuysanız yani bayağı sizi oyundan soğutabilir. Bak böyle daha hani daha bir böyle presentable, daha bir gösterilesi bir oyun. İzlenesi, oynanası bir oyun oluyor. Böyle grafik paketleriyle. E, o yüzden bunu tercih etmenizi e, savunmaktayım. Şimdi ne yaptık? Bu aşağı merdivenler yapıldı hep değil mi? Kaçıncı katmanı? 137. Bir alt katmana iniyoruz. Bakınız bizim madencimiz burada. Bu sefer bu e, şu parlayan yer var ya şurası. Burası ile uğraşacak demek bu. Şimdi zaman durduğumuz için duruyor da şu anda. Duruyor gibi gözüküyor da. Şimdi burası ile uğraşacak. Burayı halletmeye çalışacak. 136. katmanda. Basıyoruz. Devam, devam ettiriyoruz. Bakın kırmaya başladı. Burayı da kırdı. Şimdi nereyle uğraşıyor? Burayla uğraşıyor madencimiz Burayı da kırdı. Burayla uğraşıyor. Burayı da kırdı. Gördüğünüz gibi madencin böyle ee, bizim verdiğimiz görevleri yapıyor. Bakın şimdi üst kata çıktı. Bunları hallediyor. Hani bu merdiven kavramı böyle. Bizim katmanlar arası geçiş yapmamızı sağlıyor. Bakın bir en alt katmana artık indim. Yani bizim en alt katman değil de 135 tane katman var şu an altımızda da. Yani bir alt katman daha indim. Gördüğünüz gibi verdiğimiz görev yine şey. Peki burayı neden görebiliyoruz? Şu bölgeyi. Çünkü bizim yaptığımız şey, bakın şuraya bakın. Şu bölgeye bakın. Gördün mü? Stone stair up slash down diyor. Yani hem yukarı hem aşağı doğru merdiven yaptık. Aşağı doğru da merdiven yaptığımız için biz aşağıda bunu görebiliyoruz. Ama buraları göremiyoruz. Çünkü bu bölgede biz merdiven yarattık. Yani burada yeniden bir yukarı merdiven veya hem yukarı hem aşağı merdiven yaratırsak arkadaşlar burayla da bağlantı kurabilir duruma geleceğiz. Bu alana da bağlantı kurabiliyor olacağız. Biz ne yapalım? Mesela gösterme amaçlı. D tuşuna basalım yine. Bu sefer sadece upstair. U tuşuyla. Yani yukarı merdiven kuralım. Mesela basıyor. Aslında onu öyle yapmasak daha iyi olur ama neyse. Kalenin geleceği açısından böyle yapmanız pek iyi değil. Çünkü ne kadar hani derine tek bir yoldan inerseniz genelde o kadar iyi oluyor arkadaşlar. Yani o kadar hızlı erişim yapabiliyor cüceleriniz. Çünkü ilerleyen zamanlarda bazı bölgeler mesela çok fazla trafik bölgeleri oluyor. Yani bütün cücelerin aynı birbiriyle kap böyle çarpıştığı yerler falan oluyor. Her neyse. Buraya upstair yaptık. Yukarı merdiven yaptık. Ve zaten şeydeyiz. Bakın hemen göreve başlayacak şimdi zaten bizim cücemiz. Burayı, şurayı yapmaya başlayacakmış. Gelir birazdan. Evet yapmaya başladı. Burayı kazdı. Yukarı merdiveni. Burayı da kazdı. Gördüğünüz gibi buraları kazıyor artık cücemiz. Artık oraya inebilir durumdayız istediğimiz şekilde bu, bu, bu katmanı da kullanabiliriz. Çünkü buraya da erişimimiz var. Demek oluyor bu arkadaşlar. Evet şimdi... Şimdi başka bir hususa geçelim. Bu kadar yatak yaptık, şey yaptık. bu cücelerimiz nerede yatacak, ne yapacak, ne edecekler? Arkadaşlar. Şimdi bir alt katmandayız. 136. katmandayız. Diyelim ki burayı da şöyle ufakçana kassın. Şöyle şuradan bir kazım yapalım buraya da arkadaşlar şöyle küçük küçük odalar yapalım. Bunu hayal gücünüze bağlı artık. Yani ne kadar ben normalde bu kadar küçük yapmam ama şimdi hani size gösterme amaçlı böyle yapıyorum. Şöyle bu kareler oda olacak cücelerimiz için. Şöyle evet elim farkındaysanız direkt üçlük odaya gidiyor. Buraları böyle kazalım. Şurada kapı olsun. Bir kapı, iki kapı. Yani kapı holü diyelim daha doğrusu girişi. Buraya sonra o şey bölgelere şu bölgelere de sonra buraya kapı ekleriz 4 tane kapımız zaten hazır bir 4 tane daha kapı hazırlayıp burayı böyle 8 tane cüceyi idare edebilecek seviyeye getirebiliriz arkadaşlar şimdi bu emrimizi verdik sc tuşuna basıyoruz ee, oyunumuz devam ediyor zaten pause etmemişiz ee, pause şimdi ettim şey yaptım cücemiz gelecek buraya mason veya aynı zamanda maden cücemiz buraları kazmaya başlayacak e, buraları kazdıktan sonra da arkadaşlar e, cücelerin e, yaşam sistemini ve ev sistemini, oda sistemini görmüş olacağız. Bunu yine dediğim gibi yine aklınız, hayaliniz hani ne nasılsa öyle yapabilirsiniz. İsterseniz tutup mesela onu da göstereyim. Şu an en yukarıki seviyedeyiz. Tut mesela cücelin, cü, 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 cücelerinizin yer altında yaşamasını istemiyorsanız B harfine basarsınız. Buildingse buradan e, floors falan vardır. Onları bulursunuz. Ha, burada C, büyük C tuşu, büyük C. Yani Shift C dersin. Buna girersiniz. Mesela F ile burada floor, yani zemin yaratıp, mesela şöyle bir zemin yaratırsınız. Tam Enter dersiniz. E, mesela yine kestane ile yapsın burayı. Bakın, diyor ki hala iki tane kaldı. Bir de Enter basın. Bir tane daha lazımmış yapması için. Yani dörtlük bir zemin ya, dört tane ağaç gerekiyor. Dört ağaç koyduk buraya. Sonra ne yaparsınız? Etrafını duvarla çevirirsiniz. Olur size bir F. Tabi üstünü de şey yapmanız gerekiyor da kapatmanız gerekiyor da. Mesela örnek olması için şöyle hızlıca göstereyim bunu. Böyle böyle yaparsınız. Yine bunu da duvar koyumunda arkadaşlar UMKH harflerini kullanarak yapıyorum. Mesela şu anda küçültüyorum. K harfine basarak. Bakayım K harfi değil mi bu? Hayır arkadaşlar. H harfine basarak küçültüyorum. K harfine basarak da daha uzatıyorum. Şu gördüğünüz mesela üçlük bir duvar oldu. Enter diyelim. Üç tane gerekiyor. Tek tek üç kere de Enter'a basabilirim. Veya Shift Enter deyip direkt çat diye böyle hepsini yap diyebilirim. Yine bakınız uzatıyorum H harfiyle. Enter'a basıyorum. Shift Enter diyorum. Bir tane daha şuraya duvar yapıyorum. Shift Enter diyorum. Buraya da <laughs> girişini koyarız artık. Hani giriş yaparız buraya da. Kapı mapı koyarız. Mesela burası birinin odası olabilir. Birinin evi. Olabilir. Mesela gözetlemeci adamın evi burası olabilir. Gibi. İsterseniz yani dışarıda da yerleşim yeri kurabiliyorsunuz. İlla yerin dibine girecek değilsiniz. Ama e, oyundaki mineraller materyal, mat, mat, materyaller falan yerin altında olduğu için mesela taştır. İşte ne bileyim daha değerli taşlar. Mesela işte hematit buluyorsunuz. Bildiğimiz üzere hematit. Demir e, madeni. Demir falan bulduğunuz zaman onu yani şeyde yeryüzünde bulamıyorsunuz. İyice derinlere kazmanız gerekiyor biraz. Hani o yüzden böyle yapmanız önemli. Şimdi cücemiz tuttu. Buraları kazdı arkadaşlar. Gördüğümüzde buralar kazılı halde. Şimdi burayı nasıl oda haline getireceğiz? Buildings'e basıyoruz. Doğru diyor ya D harfi. Ya D harfine basıp oraya gidiyoruz ya da artı ve eksi tuşlarımıza gelip bunu seçiyoruz. Sonra da yapacağız. Buraya tam girişe bir kapı koyalım. 4 tane kapımız vardı. Bak gösteriyor. Uzaklığı da 33 kare uzaklığında. 4 tane kapımız var. Bir tanesini seçmiş olduk şu anda. Bakın bir tanesini buraya koyma emri verdik. Yatağımız var mıydı? Sanırım 7 tane yatağımız zaten vardı. Bed diyor. Mesela B harfi. Veya artı eksi tuşlarıyla gelip bed'i seçiyoruz. Bir tane de yatak koyuyoruz içine odanın. Gördüğünüz gibi diyor ki 7 tane yatak var. 31 kare uzaklıktalar. Kestane ağacından yataklarımız varmış. Enter'a basıyoruz. Tutup aynısını bu aşağıda da yapıyorum. Tuttum, yatağa koydum. D tuşuna bastım. Kapıyı koydum. 3 tane kaldı bakınız kapıdan 36 uzaklıkta. Koy diyorum. D tuşuna basıyorum. Kapı koy diyorum. 2 tane kalmış. Koy diyorum. D tuşuna basıyorum. Kapı koy diyorum. 1 tane kalmış. Koy diyorum. B tuşuna bastım. Yatak koy dedim. 5 tane kalmış. Koy diyorum. Aynı şekilde B tuşuna bastım. Enter'a bastım. 4 tane kalmış diyor. Bir daha enter'a bastım. B tuşuna 7, 7 cüceydik ya arkadaşlar biz. Tam da 7 cüceler olmuş. onlara böyle yer yapıyor şu anda. Bir daha Enter'a basıyorum burada. Tamam diyorum. B tuşuna basıyorum. iniyorum Tamam diyorum. Yap diyorum. Şu an 3 kapı eksiğimiz var mesela arkadaşlar. Şimdi ne yapacağınızı zaten biliyorsunuz. Nasıl yapmanız gerektiğini. Eğer hani iyi izlediyseniz anlamış olmanız gerekiyor. Burada arkadaşlar tutup... Tutup mesela birkaç tane kapı yapmamız gerekiyor. 3 tane kapı yapmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Ya tutup masona diyeceğiz. Masona diyeceğiz ki kapı yap buradaki masona. Ya da marangoza kapı yap diyeceğiz. Bu arada burayı da yapmışlar. Hatta 4 tane kapı yaptıralım. Buraya da birini koyduralım arkadaşlar. Böyle dışarıda duvar ve ev nasıl yapılır onu da görmüş olun. Şu yaptığım mesela aynı şekilde burayı böyle çitle de çevirebiliriz. Duvarla çevirebiliriz şurayı ki daha güvenli olsun. Bakınız cüceler tutup bu dua şeyli kapı mesela şu şu dilinde kapı var mesela. Aşağı indiriyor ki buraya yerleştirsin. Gördünüz mü? Buraya mesela yerleştirmişler. Yatak var, kapı var. İşte kapıyı koydu mesela mekaniğimiz. Gördüğünüz üzere bakın bu odalar hazır bir haldeler. Bu adam buraya kapıyı koyacak şimdi. Ee, mesela diyelim ki bu sefer mason yapmasın da bu sefer marangoz ee, tutsun kapı yapsın. Ne, yap ne yapıyorduk? Q tuşuna basıyorduk. Marangoz hanemizin üstüne geliyorduk. A tuşuna basıyorduk. İniyorduk aşağı 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 aşağı. Doğru bulacağız. Kapı burada. Diyor ki odundan kapı yap, yap diyelim. Bir tane daha yapsın, bir tane daha yapsın. E, hatta bir tane daha dört tane kapı yapma emri verdik mesela şimdi. Bu ne yapsın, mason ne yapsın, bu da o zaman madem öyle, bu da e, sandalye yapsın iki tane. Bakalım sandalye yapabiliyor muyuz? Hop, bakalım bu sefer tron yapabiliyoruz. Hani daha şey sandalye. Hani. Taht gibi bir şey yapabiliyoruz ama sandalye bunun olayı o. Sandalye yani bu da yine throne, chair falan hep sandalye. İki tane sandalye yapsın. İki tane de masa yapsın diyelim mesela. Table. Evet, emrimizi verdik mesela. Gördüğünüz üzere şimdi e, cücelerimiz çalışıp edip onları yapacaklar. Bakınız burada bir tane şey hazır. Bu arada tarlada bir tane plump helmet'ımız hazır. Bakın üç tane plump helmet diyor. Hazırdalar. Peki bunları topladıktan sonra nereye koyacağız? Hani bu mesela hani yani tutup vagona mı geri götüreceğiz? Şey mi yapacağız? Hayır arkadaşlar. Onu da gösterelim. Bu videomuzda. Tutalım. Burayı biraz daha kazalım. Hatta burayı kazmayalım. Şuradan şöyle yukarı doğru kazalım. Şöyle. Şurayı da şöyle ne yaptık ya? Şöyle bir şey yapalım burada. Evet, simetrik olsun arkadaşlar buraya arkadaşlar stockpile adını verdiğimiz şurada stockpile yani e, yük toplama yeri eşyalarımızın toplama yerini buraya koyacağız. Bir eşyamız olduğu bütün cüzdeler alıp eşyaları buraya toplayacak. Yani dışarıda kurdun kuşun yiyebileceği bir yerde değil e, sağlam yerde olacak. Bu mesela tarla mesela bunlar boşa gitmeden umarım bir an önce koyabiliriz onu ki bunlar çürümeden arkadaşlar şu iki tane değil de hani iki öbek plan pelmatımız toplam 6 tane olan plan pelmatımız çürümeden umarım burayı yapabiliriz. Şimdi neden e, şeyimiz masonumuz hemen e, burayı kazmaya başlamadı? Çünkü bir sürü görevi var adamın. Şey yap dedik mesela burada görev verdik ya bakın taşmaş taşıyor. Burada işte şeyimiz bakınız bizim marangozumuz şurada da görebileceksiniz bakın... neler var orada. İşte yok varil var, işte sandalye var, masa var. Kapı, bak, iki tane kapıyı hazırlamış bile marangozumuz. Kapıları oraya koyabileceğiz. Peki burayı birinin odası nasıl yapabileceğiz? Bu arada ona da bakmış olalım. Q harfine bastık. Q harfine bastık. Yatağın üstüne geldik. R harfi ne diyor? Make bedroom. Birinin yatak odası yap. Bastım. Boyutu bu mu olsun? Çok daha küçültebilirim de. Büyütebilirim ama mesela odayı seçin. Bir oda böyle en daha artıya bassam da gitmiyor. Kapı olduğu için. Burada bir kapı olduğu için. Burayı bir oda olarak tanımlıyor. Enter'a basıyorum. Şu burada göreceğimiz gibi yok, esin bet var, free bet var. Baraka koyabiliyoruz bunu veya şimdi yurt olarak şey yapabiliyoruz. Yani diyelim arkadaşlar yeni gelen kişilere önce yurt olmasını istiyorsunuz bölgenizin, yurt olarak da alabiliyorsunuz arkadaşlar burayı belirleyebiliyorsunuz yurt olarak da. O zaman şey oluyor arkadaşlar öyle şu dormitory'den seçebiliyorsunuz onu. Hani odayı daha büyük yaparsınız. Ortaya 10 tane yatak koyarsanız olur size yurt mesela. Örnek. Her neyse biz diyelim ki bunu e, yatak olarak belirle diyelim. A'ya basıyoruz. Ve şimdi diyoruz ki e, Enter'a bastık. Şey, oyunda değil sanırım. Oyun şeyinde değil. Heh. A tuşuna bastık. Şu an dış dışarıda o dosya bir şey diyordu ya. Ona, ona bastığım için arkadaşlar böyle oldu şimdi burada şeyimiz var. Kim kime vereceğiz bu yatağı? mesela şu Moldat bilmem kime vermiş olalım. Bu adamı seçiyoruz, Enter'a basıyoruz. Artık şu yatan sahibi şu adam. Tutalım aşağı inelim. Aynı şekilde. R harfine bastık. Enter'a bastık. Assign bet dedik. Bu maden seçtik. İndik aşağı. R harfine bastık. Enter'a bastık. Assign bet dedik şu adamı seç. herkesi böyle arkadaşlar yataklarına koyabiliyoruz. Yani bunun eliniz hızlandığı zaman çok daha hızlı yapacaksınız. Böyle böyle koyabiliyoruz. Gördüğümüz üzere. Evet, bu da tennerımızın olsun. Herkesin bir e, aşağı yukarı bir şeyi var. Nedir onun adı? Yatağı oldu. Mesela bakınız bunlar taştı dışarı. Gördünüz mü? Bunları mesela resize demem gerekiyor şu anda. Ne yapıyorum? Q'ya geliyorum. Şimdi neden? Burasını şurayı yatak olarak görüyor şu anda. Şu dışarı taşan alanı yatak olarak görüyor. Onu da yeniden şey yapmam gerekiyor. Boyutunu yeniden ayarlamam gerekiyor. O yüzden de R harfine resize diyorum. Eksi tuşuna basıyorum. Bakınız bir oda oldu hemen. Enter diyorum. İniyorum aşağı. R tuşuna basıyorum. Eksiye basıyorum. Enter diyorum. İniyorum aşağı iniyorum aşağı. R tuşuna basıyorum. Eksiye basıyorum. Enter diyorum. Tabi buralarda kapı olsa bu kadar öyle dışarı ilk başta gibi dışarı taşma da olmazdı ama buraya kapı koymadığımız için öyle bir şey oldu. Şimdi tüm cücelerimizin yatacak bir yeri var. Bir odası var. Böyle topraktan şey bir yerde olsa hani pek e, güzel bir yer olmasa da en azından başlarını sokacak bir yuvaları var arkadaşlar. Ne yapalım? B'ye bastık. D harfiyle kapı koyalım bunlara. Şunlara da kapılarını ekleyelim. Bakın 3 tane kapı hazır bile. Üç tane kapısını böyle ekleyelim bunların. Gördüğünüz gibi kapılar da artık yerine gidecek. Cüceler hemen o kapıları getirmeye götürmeye gelecek. Gördüğünüz gibi bunlar da tahtadan kapılarımız. Gördüğünüz gibi bakınız buradalar. Kapıları yerleştirdiler. Bizim masonumuz halen göreviyle uğraşmakta. Taş taşıdığı için arkadaşlar bayağı zorlu bir şey olduğu için. Bakınız iniyor buralardan taş taşı alıp götürüyor buraya. Ne diyelim biz buna? Bu görevlerin iptal ettirelim arkadaşlar ki biz ihtiyacımız olan şey yapsın. Şu stok paylamızı da yapabilsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık kırmaya başladı. Masonumuz buraları kırmaya başladı. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraları yapmaya başladık. Şimdi. Buraları kırdıktan sonra dediğimiz gibi P harfiyle yapacağız artık. Hani bir de şunu söyleyeyim ee, arkadaşlar, e, şu harfler falan var. Hani bunu daha çok bir sonraki videoda hani böyle 101 şeyinin sonu olacak herhalde bir sonraki videomuzda serimizin hani böyle alıştırma rehber rehber şeyimizin serimizin 101 kısmının sonu olacak diyeyim. Evet evet arkadaşlar. Fortress 101 kısmının sonu olacak diyeyim daha düzgün olur. Mesela alt tuşuna basarak şey falan görebiliyoruz. Ne olmuş, ne bitmiş. Mesela yeşil turmalin taşını bulmuşuz falan filan. işte bu mücevher bulduk falan. Onların onları bulabiliyoruz. Yani daha bir sürü bir şey var aslında ama pek 101'e girmediği için hani oyunun temel şeylerini göstermeye çalışıyorum size. Mesela etrafta ne oluyor onlara bakalım. Bakın mesela şu gölün şu küçük su birikisi içinde bile balık var arkadaşlar. Ki mesela buradan su içersiniz. Mesela cücelerinize buradan su, iç, su içirtirseniz cüceleriniz hastalanıyor. Böyle akan, akarsu olmayan yerde arkadaşlar çok hızlıca hastalanıyor cüceleriniz. Ölüyorlar hemen sonra. O yüzden öyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Bakınız balık falan çekmiş buraya. Bizim e, balıkçımız. Bunların hepsi bu stok kurduğumuz anda oraya konuşlandırılacak. Demek oluyor bu. Evet artık cücemiz buralarda kırabilirse Herkes gördüğünüz üzere kendi odasına geçmiş durumda böyle kendi odalarında takılıyorlar. Bakalım şeyimiz olduysa hazır bu sırada bir tane daha kapı yapıldıysa şurada bir kapı koyalım. B harfine bastım, D harfine bastım. Evet kapı burada. Enter, Enter orada bir kapı koyacağız şimdi. Tabi buraya kapı koyduktan sonra buranın üstü üstüne alemde diyeceksiniz. Bir üst katmana geçiyoruz ama göremiyoruz çünkü şey var, ağacın dalları falan olduğu için göremiyoruz ama e, burun üstü açık. Buradan bir rahatça herkes her şey girebilir. Böyle üstü açık bir oda yapmış olduk. Onun üstünü de kapatabiliriz arkadaşlar. E, bakınız bu arada şu da çürümüş. Buradaki plan pelmasımız çürümüş arkadaşlar. Hani toplamadığımız için. Mesela şu şu da şey demek. Su sadını gösteriyor e, bizim madencimizin. Su içmeden öyle takıldığı için. Baya bir kazım işlemlerinde bulunduğu için su içiyor şimdi. geldi buraya su içmeye geldi. Suyunu içecek. Bakalım adam nasıl hissediyor? Nedir ne değildir? Onun için de K harfine basıyoruz. K harfi look harfimiz hani böyle etrafa bakma şeyimiz. Bu adamın üstüne geliyoruz. Mesela estur bilmem ne miner madenci diyor. Enter'a basıyoruz view diyor. Adamın elinde neler var? İşte yok orta seviyede bir odası varmış. Enter'a basarak düşüncelerini ve şeylerini, seçimlerini görebiliyoruz. R'ye basarak ilişkilerini görebiliyoruz. Y'ye basarak işte customize edebiliyoruz. Yani ne bileyim herhangi bir nickname işte adamın ismini deli yapabiliyoruz. Işte. öyle bir lakap takabiliyoruz kendimize göre. Veya mesela YouTube'da mesela yorumculardan mesela diyelim yorum atan birilerinden ismini koyabilirim bunu. isteyen varsa. Mesela enter'a basıyorsunuz. Adam ne düşünüyor, ne yapıyor falan. Çok iyi hissediyorum diyor. İşte yok bilmem ne yaptı işte içki içtiği için çok iyi hissediyormuş ee, ve ama aynı zamanda bir e, kupa falan olmadan bardak olmadan e, içtiği için çok siniri bozulmuş falan filan falan filan arkadaşlar. Burada adamın her şeyini görebiliyorsunuz nerede ne yapmayı hiç sever işte yok bak 56 yaşındadır e, sodel e, tanrısına tapınıyormuş. Honorable Wire'ın bir üyesiymiş herhalde biz bu buyuz. Bunu seçmedik ya arkadaşlar kendi ismimizi. Bu kalemizin ismi. Onurlu şeyler tel. İşte, onurlu tel ismi koymuşuz. Hatta yok bu bu da olabilir. Crazy Walls da olabiliriz. <laughs> Çılgın duvarlar falan da olabilir. Her neyse. E, mesela işte yok e, herkes gibi ...hukuka karşı falan çok şeymiş, saygısı falan varmış, burada adamın işte nerelere şey yaptığı var. E, hayalini kurduğu şey işte çok büyük bir e, sanat eseri yaratmakmış. Ne bileyim, başka ne diyebiliriz? E, başka ellerine bakabiliriz? İşte, bakınız burada yok, bir tane beceriyi çalıştıktan sonra kendini işte şey, yetersiz bulmuş falan filan bir sürü bir şey var adamın nesil her şeyini bulabiliyorsunuz. İlişkilerine bastığınız zaman da işte yok tanrısı, sodel, işte arkadaşları var. Bizim yedi cüce burada mesela bakın. Yedi cüce yani biri kendisi zaten altısı burada. İşte bunların hepsi arkadaş olarak görüyor. Mesela başka cüceler de işte bizim şehrimize geldiği zaman onların mesela daha karmaşık ilişkileri oluyor. Biri birinin hasmı oluyor kalede savaş çıkıyor, entrikalar dönmeye başlıyor. Kalenin kralıyla biri düşman oluyor, darbe yapıyorlar falan. Baya baya olaylar olabiliyor yani oyunda. Hani şu an daha böyle en üst seviyesini bile, en böyle yüzeyini bile yani görmüş değilsiniz arkadaşlar oyunun. Hani öyle derinlikte bir oyun fark edeceğiniz üzere. Hani çok fazla şeyler oluyor. Mesela oyunda yeniden hanman kuruyorsunuz. Şimdi ne bileyim taverna kuruyorsunuz. Ve o tavernada işte ozanlar geliyor. Elfler, goblinler falan işte gezginler gelmeye başlıyor. Maceracılar geliyor. O maceracılara görev verebiliyorsunuz. Gidin şunu kesin bunu edin. Her neyse oralara sonra gireriz. Şimdi bu stockpile dediği şeye basıyoruz arkadaşlar. P'ye bastık. Burada karşımıza bir sürü seçenek var. Buradan en böyle başlangıç oyuncusuna en dostane seçim custom settings diyoruz. T harfine bastık. Tamam Tarifine geldik. Ne yapsın? Yiyeceği alsın. İşte eşyaları alsın. Hayvanları buraya getirmesin. Hani kafesteki hayvanları falan aşağı indirmesin. Cesetleri alsın mı? Almasın. Cesetler kokuyor. Sonra e, veba falan salgına neden olabiliyorlar. Refuse, işe yaramaz şeyler almasın. Taşları boşuna taşımasın. Mermileri alsın. Paralar alsın. Bunlar alsın, 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 alsın. Bu ne? Alsın alsın alsın. Şimdi escape'i bastık. Custom, custom stockpile'ın yani özel stockpile ayarlamalarını hallettik. Şimdi C'ye basacağız. C'ye bastık. Şu an C'ye basılı halde. Seçiyoruz ki şuradan şurası bizim paylamız olsun. Yani stok bölgemiz olsun. Tutup bunu seçtiğimiz anda cücelerimiz, boş duran cücelerimiz buradaki eşyaların hepsini alıp oraya götürmeye başlayacaklar. Gördüğünüz üzere bakın oradaki mücevherleri götürüyorlar. Şimdi mesela bizim çiftçimiz tutup bu e, şeyleri oraya götürmeye başlayacak. E, nedir onun adı? E, Tahıllarımızı işte ürünlerimizi oraya götürmeye başlayacak. Herkes şuradaki eşyaları toplamaya falan başladı arkadaşlar. E, böyle bir e, şeyimiz olmaya başladı şu anda. E, nedir onun adı? cücelerimiz böyle uğraşılara başladı mesela gördüğünüz üzere bakın merdiveni buraya getirmişler işte yok tohum muhum getirmişler şeyleri plan pelmutları getirmişler böyle tek tek koyuyorlar ama mesela siz varil yaptığınız zaman varil var işte kutu mutu var onlardan yaptığınız zaman cüceler tutup bunları kutuya dolduruyor o yüzden bu kutuları varilleri yapmak yararlı hani yer açısından böyle tek tek mi mesela diyelim 200 tane Meyveniz var. İki yüzünü böyle tek tek mi dizmek daha mantıklı? Yoksa hepsini bir varilin içine koymak mı? Tabii ki hepsini varilin içine atıp bekletmek çok daha mantıklı. Böyle kiler oluşturmuş olduk arkadaşlar. E, bu bölümlük bu kadar diyelim. Zaten bayağı uzadı bu bölümümüz. E, o yüzden arkadaşlar e, bu bölümlük bırakalım burada. Kendinize iyi bakın. E, beğendiyseniz beğendim butonuna beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Abone olursanız büyük destek olmuş olursunuz. Ben Chipper. Kendinize iyi bakın. Bay bay.